Abla, memur ve memur emeklisine %30 zam yapıldı. Sence yeterli mi %30? Hayır, yeterli değil kardeşim. Ekonomi nasıl abla, geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz kardeşim. Neden abla? Memur ve memur emeklisine %30 zam yapıldı. %30 bile değil ki, %25. %25 de bugün %30'a çıkartıldı. Öyle yeterli mi sizce? O zaman yarın seçim yaklaşıyor. %40-50'ye çıkarsınlar. Yeter mi peki %40-50? Asla etmez. Ondan sonra fiyatları görüyoruz ne olduğunu. Nasıl yani düzeleceğiz? Biz niçin halka soruyoruz? Halk belirleyecek, seçim belirleyecek. Teşekkür ederim. Bir değişim şart mı? Tabii ki şart. Ben memur emeklisiyim. Bize %25 yapıldı. %30'a çıkarıldı abi bugün. Öyle mi çıktı? Evet abi, yeni karar Cumhurbaşkanı %30'a çıkardı. Yetmez. Yani ben asgari ücretliden 500 küsür lira daha fazla alıyordum. Yani bu zamdan önce. Evet abi. Şimdi ne oldu? Şimdi o bizi solladı. Yani en azından onun düzeyinde olmasını isterdim yani. Enflasyon ezildi mi abi emekli? Herhalde ezildi yani. Ezilmez olur mu ya? Hiç ucuz bir şey yok ki. Her şey çok pahalı. Alım gücü nasıl abi? Vatandaş alabiliyor mu? Sıfırın altında. Neyi alıyor ya? Memleketimizde, Türkiye'mizde parası olan, af buyurun çok kaba konuşacağım belki, eşek yüküyle para var. Olmayanda da hiç yok. Neden abi olmayanda hiç yok? Sorumlusu ki. Onu ben söylemeyeyim. Onu yani verdik mi sorumluya daha öncesinde? Ya elimi kırarım eğer vermiş olsaydım bile. Kesinlikle vermedim, vermem de. Hiç. Nasıl düzelecek abi bu cennet vatan? Nasıl düzelecek? Böyle giderse daha kötüye gidecek. Yani en azından ne bileyim, denemek lazım başkalarında. Bir değişim şart diyorsun abi. Senin aklında biri var mı abi, Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek, daha güzel yönetebilecek? Ya isim veremem ama denemek lazım. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Anladım abi. Teşekkür. Memur ve emekli %30 zam yapıldı. Tamam, yeterli abi mi sence? Vallahi bence yeterli. Yani daha çok gençlerin önünü açmalar lazım. Bu benim düşüncem. Nasıl, gençler ne durumda, geçinebiliyor abi mu? Yani daha hani bir çakmak sordum abi, 450 lira diyor. Yazık, günah yani çakmak. Altın kaplama diye bir şey değil. Peki kime oy vereceksin 2023'te? Abi ben bu sefer kimseye oy vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim abi. Kimseyi yönetebildiğini düşünmüyorum çünkü. Öncesinde kime verdin? AK Parti'ye verdim abi. Pişman oldun mu? Yok, zamanında verdim de olmadım abi, şimdi açık var ama şimdi pişmanlığım var. Neden vermiyorsun? Var. Ekonomik mi, mülteci mi, adalet mi, sağlık mı? Hangisi? Vallahi abi ben kendi ülkemde mülteci gibiyim. O yüzden vermeyeceğim yani. İkinci, üçüncü sınıf vatandaş oldum diyorsun kendine. Aynen abi. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da abla, sence yeterli mi? Ne %30'u? Sen nerede yaşıyorsun? %25. Bugün %30'a çıkarıldı abla ya. Öyle mi? Bugün ha, sadece Cumhurbaşkanı. Çok vermişler, çok vermişler. Harca biter mi abla? Hem de nasıl? Nasıl abla? Emekli ne durumda? Vatandaş ne durumda? Ya artık söylenecek söz bulamıyorum ki. Görünen köy kılavuz istemez. Şu kalabalığın çoğu Arap zaten. Çoğu Arap, İranlı, Lübnanlı. Zannediyorlar ki bunlar alışverişe çıktı, Türk milleti. Ne konuşsam fayda etmez artık. Nasıl düzeleceğiz abla? Çare nedir? Çare CHP. CHP. Başka da bir şey söylemiyorum. Kurtuluş Bay Kemal diyorsun abla. Bay Kemal. Ya da işte altılı masa. Başka çaremiz yok. Memur ve memur emeklisine %30 zam yapıldı. %25 de bugün %30'a çıkartıldı. Sence yeterli mi? Abi ne zaman çıkarmış? Bir haberimiz yok. Bugün çıkartıldı abi. Yeter abi, yeter. Yeter diyorsun %30. Ha, yeter. Emekli misin abi sen? Emekli. Ne kadar emekli alıyorsun? 4000 lira emekli alıyorum. 4000 lira. Yetiyor mu peki abi? İdeal yok abi. Kira ne kadar veriyorsun abi? Biz kira durmuyoruz abi. Kira olsa yeter mi peki? Yetmez. Yetmez. Peki, kiradaki vatandaş ne yapacak abi? Onu düşünüyor musun hiç? Elini vicdanına koyuyor musun? Ha, düşünüyorum abi, ne yapayım? Herkes işte uğraşıyor da biz de. Tamam. Kime oy vereceğiz 2023'te? Daha belli değil abi ya. Bir değişim şart mı abi peki? Böyle giderse dövdüğüm şart olur abi. Böyle bu şartlarda günlük zam gelirse değişim olur. Her gün zam geliyor diyorsun. Her gün zam geliyor. Teşekkür ederim abi. Hadi. Memur ve memur emeklisine %30 zam yapıldı. Sence yeterli mi? Ben de aynı sınıf içerisindeyim. Maalesef bundan çok muzdaribiz. Yani tabiri caizse şoka uğradık yani. Böyle bir zam yani beklemiyorduk gerçekten. %12,5 zam emekliye, yani sürünmeye devam maalesef. Ben zaten geçenlerde sosyal medyada da söylemiştim. Bu maaşları dedim, hani net bir zam gelmezse, yani emeklileri böyle nefes aldıracak, ferahlandıracak
Kesinlikle dedim hükümete oy vermeyeceğim. Daha öncesinde verdin mi abi? Çok önce verdim. İlk zamanlarda verdim. Ama verdim ve de pişman oldum. O oyu maalesef. En çok neden pişman olduk? Mülteciler mi, ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Şimdi şöyle yani ülkede büyük dengeler değişti. Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanını yaşıyoruz bana göre. Çünkü ben hiçbir siyasete mensup da değilim. Siyaseti zaten hiç sevmiyorum. Bakın ben dünya tekvando şampiyonuyum. Bir sporcuyum ben. Siyaset kavramına, konuşmalarına ben bu dönem girdim. Ama artık rahatsız oldum yani insanların bu siyasi şeylerinden. Bakın ben 2013 yılında dünya şampiyonu oldum. Şu anda 2023 kaç sene geçti aradan? 10 sene. 10 senedir Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyorum. Beni davet edecek saraya ve beni tebrik edecek. Bu açık ve net. Recep Tayyip Erdoğan 10 yıldır bekliyorum. Hala beni çağıracak, davet edecek. Ben de göya işte bizi ödüllendirecek. Bu mu adalet? Ama ben tabii ülkede bu ülkeye hizmet etmen herkese büyük saygım var. Benim için ay yıldız bu bayrak önemli. Kişiler gelip geçicidir. Hiç önemli değil. Biz yine bu ülkeye vazifemizi yapmaya devam ediyoruz. Bakın benim öğrencilerim mesela benim izimde devam ettiler. 15 gün evvel Avrupa'da 3 tane altın madalya, 3 tane gümüş madalya, 6 tane bronz madalya getirdi. Benim sporcularım ki kulüp tarihinde en büyük başarı. Ne mutlu sana. Onları da bekliyorum. Yani Recep Tayyip oradan çağırmaları bekliyorum onları da. Şu anda onlar yeni. Ama ben 10 yıldır bekliyorum. Bana kalırsa bir böyle 10 yıl değil, ömür boyu bekleriz yani. Teşekkür ederim. Yaşam, çok teşekkür ederim. Allah'ım olsun. Sen abi iyi ki varsın. Saygı ve sevgiler. Ben de çok yaralıyım. Dünden belli ağlıyorum. Neden biliyor musun? Ablam? Ama bir şey 5 milyar bir şey alıyoruz. Emekli maaşı. Zam gelecek. Zam geldi ki 1 milyar yani ev kirası. Yani geldim aç buraya geldim aç gidiyorum evime yemek ekmek bile alıp yemedim. %30 verildi abla. Sence yeterli mi %30? Ay ne yeter? Kira işte. Verdiği para kira. Başka bir şey yok. Evde de yalnız yaşıyorsan 5 milyar kira verirsen ne yiyip içeceksin? Yani ben Erdoğan'a oyumu verdim yalan söylüyorum. Onu da çok seviyorum ama böyle yapması çok üzdü bizi. Pişman oldun mu abla peki? Ay, değişim şart mı? Bilmiyorum ne olacak ben de bilmiyorum. İnşallah bir merhamet gelir de bu şeyleri yani emekleri düşünür yani. Dul kadınları düşünür yani. Ne olacak yani? Bilmiyorum. Allah sonumuza hayır. Kim oy vereceksin abla? Var mı aklına bir isim? Bilmiyorum. Onu o bende kalsın. Teşekkür ettik abla. Çok sağ ol. Oldu. İnşallah televizyonlarda çıkar da görürler de bizim böyle izleyen. Dünden beri ağlıyorum ya. Ciddi misin abla? Yemin ederim ağlıyorum. Ama bak geldim bir ekmek alıp da yemeden gidiyorum evime. Ağlıyorum yani. Bekliyorduk hani 5 alıyorduk. 7 olacak diye seviniyordum. Ay kızlar beni aradı. Anne gözün aydın. 6 milyar maaşın oldu. Kız hani 7'ydi ya dedim. Yok diyor. Yani neye uğradım şaşırdım yani. Teşekkür ettik abla çok sağ ol. İnşallah televizyonlarda görürler de bu böyle herkesin sesini de bir merhamet. %25'ti %30'a çıkartıldı zaten. %5 verildi. Öyle mi? Ne zaman verildi? Bugün verildi. %25'ti %30 oldu. Yani 5 milyar alıyorsan ne kadar olacak maaşın? 5 milyar alıyorsan 250 daha zamlandı. Ay ne kadar çok 250. Teşekkür ettik abla çok sağ ol. Hadi, oldu. Abi memur ve memur emeklisine %30 zam yapıldı. Sence yeterli mi? Vallahi ben ne diyeyim? Bir tarafa gülen yüz gördün mü? Ben böyle bakıyorum da oraya falan. Hatta demin de geçerken yine kalabalık vardı. Bir tane gülen yüz görmedim. Bu artık memnuniyetin herhalde ifadesi ne dereceye kadar? Artık siz takdir edin. Ben de emekli memurum ama bilmiyorum her geçen gün kötüye gidiyoruz. Bir de ben muhafazakar bir tabandan gelmiş olmama rağmen, oy da vermiş olmama rağmen MHP olsun AK Parti'ye ben onları haram ediyorum. Zaten bundan sonra bitti artık. Bundan sonra hiç tutmadım. 70 yaşındayım. Hiç oy vermediğim en büyük şey engel gördüğüm CHP'ye oy vereceğim bu sene. İnşallah. Peki neden bak, bu kadar pişman oldun abi? Ben geçen sene bir protez tableti aldım. Bu 17 liraydı. Bugün aldım Eminönü'nden 67,5 lira. Evet burada. Ben niye memnun olayım ki? Teşekkürler. Ben ne diyeyim ki? Herkes bıkmış nasıl artık. Nasıl düzelecek abi cennet vatan peki? Vatanı falan bırak artık. Önce Boğaz, şimdi herkes Boğaz'ın peşinde. O vatan Sakarya geçti. Biz hep Sakaryacıydık. Ona geçti artık. Şimdi artık herkes çoluğun çocuğun yiyeceği yumurtadan, abi, peynirden, sütten, etten bahsediyor. Bunlar maalesef gitti. Ne diyeceğiz ki? İnşallah memleket kurtulur bunlardan da. Çünkü bak benim gibi adam öyle diyor.
belki refah ederiz. İnşallah temennimiz o. Vatan güzel yerde olsun abi. Senin benim gibi önemli değil ki. Tek amacımız da vatanın daha güzel yerde olması. Bakın yüzlere gülen yüzü varsa siz onu şeyini yapın. Yok tamam. Ha, teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi ki varsın abi. Abi memur ve emeklisinde %30 zam yapıldı. Sence yeterli mi? %25 yeterli değil de memleket ancak beni idare ediyor demek ki. Vermiyorlar demek ki. Neden vermiyorlar abi? Kendilerine var, milletvekillerine var. Neden vatandaşı yok? Zaten zam yaptı mı iğneden ipliğe zam geliyor. Hiç maaşa zam gelmesin, hiçbir şeye de zam gelmesin. Benim görüşüm böyle. Enflasyon yüksek mi abi şu anda? Öyle vatandaş alım yüksek, gücü yok mu? Yüksek. Alım gücü olanlar da var, alım gücü olmayanlar da var. Bir yanının tuzu kuru, onlar rahat yaşıyor. Tuzu kuru olmayanlar da gidiyor. Emekli asker ücreti ne halde abi peki? Emekli asker ücretini. Emekli asker ücretini. Vallahi bilemiyorum ki yani. Peki kime oy vereceğiz abi 2023'te? Düşüneceğiz. Bir değişim şart mı abi şu anda? Ya zaten bu seçim balık sırtında. Öyle bir en seçimler şimdiye kadar hep yani normaldi. Bu seçim çok önemli. Bu seçim çok kritik olacak. Memleketi için Allah hayırlı etsin. Amin, teşekkür ederim. Allah hayırlı etsin. Amin, dua et abi.